Bu hafta bir de şey olacak, konuğumuz olacak, ikinci program. Bayağı mesaideyiz yani bu hafta. Evet, çarşamba günü. İbrahim Gündüz'le konuşacağız. Docker özellikle konuşacağız. İşte takım liderliği nedir, onun üzerine konuşacağız. Ondan sonra gelecek hafta Burak Selim Şenyurt var. Onunla da yazılım zanaatı üzerine konuşacağız. Sonraki haftada bir insan kaynakları uzmanıyla konuşup işte yurt dışında nasıl fırsatlar var, yurt dışında çalışmak nedir, yazılım yurt dışında nasıl farklı yapılıyor, ne gibi insani farklılıklar var onları tartışacağız. Böyle ondan da bahsedeyim. Aslında bunu açılışa koyabiliriz. Evet, bunu Olabilir. keselim, açılışa koyalım bence de. Tamam. O zaman ne kadar test yapıyoruz? Onu konuşalım. Bununla başlayalım. Bir kere şeyi konuşalım. Kim test yazıyor günlük hayatında? Rutin. Ben yazıyorum. Ben de yazıyorum. Rutin olarak Şimdi ben yazmıyorum. rutin deyince sessizliklere doğru İşte gidebiliriz ayda de. bir rutin, 6 ayda rutin. Rutinimiz var. Var. Yani şöyle, hiçbir şekilde testi yazılmamış bir feature'ı kesinlikle pipeline'a almıyorsun. Yok Test yazmak o. artık. Öyle bir şey Asla. yok yani. Yani her gün yazan var mı mesela düzenli? Veya her yaptığı feature'a yazan var mı? Ben varım. Biz kritik yerlere yapıyoruz. Şimdi kritik yerde tabii ki birazcık göreceli. Ne kritik ne kritik değildi gibi ama yani uygulamanın omurgası olan yerleri cover ediyoruz. Ama aslında her feature'a test yazmamız gerekiyor. Neye Ya gerekli mesela görmüyorsunuz daha doğrusu öyle sorsam? şöyle bir şey, bizim müşteriyle hizmet veren, hizmet alan diye bir kavram var bizde. Onların mesajlaştıkları bir yer var mesela. İlk aklıma gelen örnek burası. Burası aslında bir mesaj ekleniyor database'e. Çok business tarafında da çok bir kontrol yok aslına bakarsan. Mesela buraya yazmadık. Tabii ki yazmak Benim de gerekiyor aklıma da. aynı örnek geldi bu arada. Aynı kod Ya base'e baktım. çünkü kurut yapıyoruz. Evet, orası kurut. Ama Ama oraya da mesela bir tek... yazmalıyız abi. Tabii ki Çünkü oraya da oradan yazmalıyız. notification yolluyoruz ve yani bir şekilde testimiz yok. Patlasak patlarız. Olması Ya mesela gerektiğine inanıyor musunuz? ya tabii ki inanıyoruz yani. Olması lazım da bizim farklı sebeplerden dolayı bugüne kadar şey yapamadık yani. Ya bir Kısmet inanç oldu. işinden çok aslında yani yapmayınca patlıyorsun gibi bir gerçek hayat senaryosu çıkıyor önümüze. Orada inançtan çıkıyor. Yani mesela deniz şey kurut olsa da test mesela yani hakikaten biraz o ilginç bir konu aslında. Mesela hakikaten kurut olduğunu biliyorsun. Onun gerçekten veri tabanına yazacak sadece. Chard'ın metotlarda muhtemelen bir ORM falan arka tarafta. Onları gerçekten hani ne kadar test etmek lazım ben de bazen onu kestiremiyorum. Abi şöyle yani hakikaten bizde de normal klasik 3 katmanlı mimari var. Bir yanda repositörler var. Bir yanda business sınıfları var. Business sınıfları hiçbir şey yapmıyorsa en azından şey yapıyor. Automapper çalışıyor. Map ediyor. Hani ona da test yazmıyoruz bazen yani. Genelde yazmıyoruz. Yani ben şey kısmına takıldım. Acaba bu crude operation'lar bir şekilde otomatize bir biçimde test edilebilir mi? Onun üstüne sadece business logic ayrı bir şekilde test edilebilir mi? Belki böyle gidebilmek mümkün olsa çok daha aslında az test yazılabilir. Benim de şurada şöyle bir düşüncem var. Hani zaten CRUD yapıyorsak, işte arkada kullandığımız işte bir ORM bizim ya da başkasının kimin olduğu önemli değil. Onun da testlerinin yapılmış olduğunu varsayıyorum. O yüzden ayrıca oranın test edilmesi gerektiğini çok düşünmüyorum ben ama sizin düşünceniz nedir bilemedim. Abi ben de diyorum ki kurut bile olsa sen orada büyük ihtimal modeli bir şekilde valide ediyorsun. Hiç olmadı onun testini yazmak zorundasın. En dandik kurut bile bir noktada bir şekilde bir logic içeriyor. Evet yani aslında CRUD dediğin şey aslında veri tabanında bir kayıt yaratıyorsun. Yarattığın kaydın nereye etkisi var? Onu aslında kestirebilmek için test yazman gerekiyor. Peki şimdi biz mesela yoğun olarak Aspect Oriented Programming de kullanıyoruz çok fazla. Hani interceptor'larımız falan var hem business tarafında hem repository tarafında. Mesela unit
testte bunun yerini tam bazen oturtamayabiliyorum. Bunları ayrı bir kez test ettikten sonra aslında bir daha defalarca bunu bu aspekte uygulandım diye test etmeye gerek yok herhalde. Ama aspekte uygula, yani aslında aspekt dediğin şey decorator mı? Yok. Mesela şimdi biz empty framework'ü abstract ettik. Kullanmak istemiyoruz, bir gün çıkarız umuduyla. Onu mesela DB context bilmem ne işte save changes falan yapıyorsun ya, commit ediyorsun yaptıklarını. Hı-hı. Mesela repository metotlarını çağırdığım zaman araya bir interceptor giriyor ve bu save changes falan otomatik yapıyor. Hı-hı. Hani veya exception handling olayını şeyle yapıyoruz. Aspect oriented yaklaşımla yapıyoruz. Hiçbir yerde try catch yok. Hı-hı. Bu kendi kendine handle oluyor. Mesela bunları bu direkt test edeceğim metodu bu şekilde yaptığın zaman aslında çok ortaya sade bir metot çıkıyor. Ama hani burada nasıl test yapılmalı acaba? Şeyi de test etmek gerekiyor mu? Bir exception fırlatılırsa bunu nasıl handle ediliyor, onu da test etmek gerekiyor mesela, emin değilim. Yani aslında her yazdığın fonksiyon değil ama ya, o aspekt uygulandı mı testini yapmak bence güzel olabilir. Yani o aspekti gerçekten uyguluyor musun testini yapmak. O aspekt mesela kodun içinde bir yerdeyse eğer bunu testini bir kere yazarsın geçer, ama başka bir konfigürasyona bağlıysa bu bozulabilir. İşte ne bileyim, hani bir config dosyasından okuyup evet, bu aspektleri apply ediyorsan o zaman bu yarın öbür gün bozulabilir. Bozulduğu zaman da bundan haberdar olman gerekir. Aksi halde bu sefer canlı sistemde çalışırken exception'ı loglamamaya başlarsın. Haklısın. Bunlardan çünkü bazılarında mesela behavior değiştiren şeyler var. Aspektler var mesela. Cache gibi. Hani bunlara bakmak gerekiyor. Evet. İşte aslında orada da şeyi düşünüyorum. Aspect oriented hani her ne kadar böyle güzel gözükse de kodu yazarken hani gerçekten ne kadar faydalı. Peki mesela testlerinizi koşturduğunuzda çalışma süresi falan ne oluyor? Ne kadar sürede bitiriyorsunuz testlerinizi? Kaç dakikada veya continuous integration varsa, continuous deployment varsa kaç dakikada kod testleriniz çalışıp deploy olabiliyor? Yani bizde mesela o 7 dakikayı geçerse eğer zaten fail oluyor. Deployment yani pipeline'ı durduruyoruz. Hı hı. O yüzden en fazla 7 dakika. Çünkü şeyde birden fazla kişi aynı anda commit edebiliyor ya da işte birbirimizi beklemek zorunda kalıyoruz. Zaten kodda da kesinlikle bir sorun vardır muhtemelen 7 dakikadan fazla sürüyorsa bizim dünyamızda. Ama tabii bu mesela bir başkası buna 15 diyebilir. 15 dakikada makul diyebilir ama biz öyle ya bir şey belirledik. Size ortalama 9 falan çünkü. O yüzden merak ettim. İşte biz 7'nin üzerine çıktığı zaman bununla ilgili story yazıyoruz. 10 dakikanın üzerinde şeyleri kesinlikle zaten kabul etmiyoruz. Fail ettiriyoruz. Abi o zaman siz testlerinizde büyük ihtimal integration testleri de içeriyorsunuz. Bir tane database mi ayağa kaldırıyorsunuz? Bir tane veri tabanı ayağa kaldırıyorsunuz galiba. O yüzden testler bu kadar uzun sürüyor değil mi? Yoksa unit test bu kadar uzun sürmez herhalde. Tabii bu testler, benim dediğim testler şey unit testler, deployment artı selenium testleri. Ya canım komikmiş. Ben de dedim ne yapıyorsunuz ya? Yani aşağı yukarı 1500-2000 tane falan şey çalışıyor. Unit test çalışıyor. Bizim kendi pipeline'ımızda. Onun dışında da çalışan şeyler var. Selenium testleri var. Onlar da bir herhalde aynı sayıdadır. Selenium testleri nasıl bu kadar kısa sürebiliyor? Onu soracaktım ben. Hani o kadar fazla test var. Selenium testi şeyi çalışmıyor muydu? Ya da belki ben yanlış hatırlıyorum. Normal şey kullanıcının yaptığı işler gibi. İşte butona tıklıyor. Daha sonra işte arkada Ajax call yapıyorsa onu bekliyor falan. Öyle bir çalışma mantığı yok muydu Selenium'un? Var ama bizde şey Selenium Grid var. Hı hı. Yani 10 tane ayrı sunucu aynı anda testleri koşuyor. O. Dolayısıyla paralel çalışıyor. Anladım. Zengin misiniz? Zengin değiliz de işte sanallaştırmaya inanıyoruz. Bastık parayı aldık diyorsun. Docker'a inanıyoruz. Abi bizde sanırım 800'e yakın test var. 9 dakika falan sürüyor ortalama. Ya bazı testlerde mecburi database olmak zorunda. Çünkü database'deki işte ya biz Mongo kullandığımız için böyle bir şemasal bir durum olmadığı için her şeyi işte bütün validasyonları onu bunu test etmemiz gerekiyor. Bir de ya bizim ürünümüz API odaklı olduğu için testlerin neredeyse 400 tanesi API testi ve API'yi mock etmiyoruz. API'yi ayağa kaldırıp lokal üstünden test ediyoruz. Bu çok bayağı tartışmalı konu aslında. Bir hayli okudum bu konuyla ilgili. Ama bir konsensus yok gibi gözüküyor. Yani API testlerini nasıl yapmalı? Gerçekten API'yi veya web server'ı ayağa kaldırıp testler o endpointleri mi request etmeli? Yoksa endpointleri işte responselarını mocklamalı mı?
noktası vardı. Bizde şey var, CI ortamı tamamen şeyle çalışıyor, mock çalışıyor. Yani bu testlerin hepsi mock olarak çalışıyor ve biz burada senaryolar yaratıyoruz. Mesela bir epic geldiği zaman geliştirmek için buna bir senaryo adı veriliyor. Bütün komponentler bu senaryoyu implemente ediyor. Yani mesela diyor ki senaryo 5 diyor mesela. Herkes senaryo 5'i geliştirmeye başlıyor. Mock'larını ona göre belirliyor. Entegrasyon ortamında hiçbir yere bağımlı olmuyoruz böylece. Onun üzerine çıktığı zaman entegrasyondan sonra sonra sürekli düzenli çalışan bir stetoskop dediğimiz bir uygulama var bizim yazdığımız. Bütün web sitesini ve bütün API'leri tekrar tekrar sürekli test ediyor. Ve bir fail olduğu zaman da HipChat'ten bize şey yazıyor. Mesaj yazıyor. Diyor ki işte şu test fail etti diyor mesela. Yani öyle bir de sürekli koşan paralelde testler var. İyiymiş aslında, bayağı kullanışlı gözüküyor ama mocklamak ya, bütün endpointlerin responslarını mock etmek bir hayli sıkıntılı ya. Aslında değil abi, yani geliştirmeyi yaparken senaryo 1 geliyor sana. Sen API kollarını zaten o gerekli şeylerle, partilerle konuşuyorsun. Onların endpointleriyle, kontraklarıyla anlaşıyorsun. Adamlar sana örnek responslar veriyor. Onları copy paste yapıp bir klasöre koyuyorsun. Böylece çözülüyor. Bir uygulamayı açarken bir query string ile açıyoruz. Özel bir modül var. İşte diyor ki senaryo 1 ile açtığın zaman senaryo 1 mock'unu kullanıyor. Bütün requestler artık o klasörün içinden gidiyor. Anladım. Süpermiş. Tabii sizde response'u veren bir takım var. Bizde response'u veren kimse yok. Developer kendi yazdığı için response'u da. O büyük problem tabii. Ve ilk başta mock edilmediği için hiçbir şey, üstüne öyle devam ediyor maalesef. Burada mock'tan kastım ne Mert? Ben tam olarak anladım. Şimdi mock deyince benim aklıma farklı bir şey geliyor ama sen daha farklı bir şeyden mi bahsediyorsun? Şöyle abi, yani mesela diyelim ki senin uygulaman bir HTTP call yapacak dışarıdaki bir sisteme. Bu sistemin işte bir endpoint'i var. İşte get request yapacaksın. İşte belli hangi resource'u get edeceğini falan biliyorsun zaten endpoint'ini. Bizim uygulama CI'de çalışırken özellikle bir modülü aktif ederek ayağa kalkıyor. O modülde HTTP call'larını hepsini HTTP call yapan o mekanizmayı çıkartıp yerine mockları yükleyen mekanizmayı koyuyor. Ha, böylece aynı şeyden bahsediyoruz tabii, ya. Ama HTTP call'ları çağırdığın zaman bir klasöre bakıyor. O klasörde belli bir formatta JSON dosyalarını arıyor mesela. O dosyayı bulup onu yüklüyor. Çok iyi fikirmiş ya bu. Bak, senaryoyu bu şekilde bir konfigüre edilebilir bir senaryolarınız var ellerinde ve buna göre testler koşabiliyorsunuz. Mock'u bu şekilde kullanmak aklıma hiç gelmemişti. Yani kimseye bağımlı olmuyorsun. Product Owner'a da gidip demo'nu istediğin gibi yapıyorsun. Kimseden bir şey beklemiyorsun. Böylece şey oluyor mesela, bizim bir feature'ımız bitiyor ama arka taraftaki ekip daha onu implemente etmemiş olabiliyor. Peki farklı şekilde implemente ederlerse ne oluyor? Zaten şeye çıktığımız zaman o stetoskop onu yakalıyor, o problemi. Anladım. Gerçek API'dan aldığı zaman cevabı. Tabii. Farklı olduğunu yakalıyor. Hı hı. Zaten feature test yazıyoruz bu şeyle, Gherkin formatında, given, when, then şeklinde. Hı hı. İşte mesela şey diyorsun, given a anonymous user, when I get işte bir endpoint, then I should get a valid response diyorsun mesela. Sonra da status koduna bakıyorsun. Evet, behavior driven gibi yazıyorsun. Güzelmiş. Konuyu bambaşka bir yere götüreyim mi? Coverage ne kadar önemli? Yani okey, %60'ı yakaladın diyelim. %80 hedeflemeli misin? Yani %80'e geldin. %100 senin nihai hedefin midir? %100 olunca dünya güllük gülistanlık mı olacak? Coverage'ın belli noktalarda yanıltıcı olma ihtimali de yok mu? Hani çok farklı yerlerde çok farklı kodların olabilir ama aslında senin cover etmen gereken nokta %60'da bitiyorsa bence yeterli gibi geliyor. %100'e gitmek daha mı iyi yapıyor durumu bilmiyorum. Emin değilim yani. Bence yani mesela bazı insanlar kodun kalitesinin bir ölçülebilir bir şeyi olarak buna bakıyor ama bence doğru değil ya bu da. Yani her zaman coverage, yani %100'e gitmek sana bir fayda sağlamayabilir. Orada marjinal faydaya bakman gerekiyor. Hani mesela işte yazdığın kodun arka tarafta ne kadar kaliteli olduğunu aslında sana göstermiyor. Ya evet, %100 coverage da bile production ortamında çok net patlayabilirsin. Sonra bakarsın niye patladım diye. Ama yine de refaktör ederken yani o kadar ya inanılmaz bir rahatlık sağlamaz mı? Ya ben mesela kod kalitesinin bir göstergesi olduğuna çok inanmıyorum ama işini kolaylaştıracağı kesin. Coverage ne kadar yüksekse bence o kadar rahat edersin yani. Maintain ederken de
yeni bir şey eklerken de. Sonuçta abi birileri yapmış senin için, kendinde olabilir. Yazmış abi testini. Sen çalıştırıyorsun testi. Testin tamamen doğru olduğunu varsayarsak tabii ki. Çok rahat böyle başını yastığa koyuyorsun gece. Bu Abi çok peki güzel bir şey. bu konuda sınırı nerede çekmek zorundasın? Abi bence çalıştığın ekiple beraber vereceğim bir karar o. Yani kod review'larda çıkar. Mesela bizde o kadar çok test yazılıyor. Ama ben bugüne kadar hiçbir coverage raporu hiçbir yerde görmedim. Arada Oha hiç. çalışıyor. Hiç bakmıyoruz. Arada çalışıyor aslında. Ama yani hiçbir zaman oturup da bunun coverage'ı düşmüş hadi arttıralım gibi bir şey tartışmadık biz. Şimdi onu merak ediyordum ben de. Paralelde bakıyordum bizim coverage ne acaba falan diye. Hiç de merak etmemişim yani. Bizde mesela coverage hiç ölçülmüyor, hiç bakmıyoruz çünkü çok test var. Size göre çok değil belki Mert ama bayağı çok bize göre. Bir de mesela senin dediğin gibi continuous bir testing mekanizması var. İşte nasıl diyeyim, böyle veri kaynaklarımız var dışarıdan konuştuğumuz ve bu testler bayağı bildiğin o veri kaynaklarını test ediyor çünkü veri kaynakları birer web sitesi ve yaptığımız o web sitesi için yaptığımız implementasyonun çalışıp çalışmadığını bilmemiz gerekiyor. Web siteleri değişebiliyor çünkü. Ve işte günde mesela 2 kere abi bu bütün bunların çalışması bu testlerin, bu özel testlerin 2,5 saati falan alıyor. İşte böyle 5-10 tane makine ayağa kaldırıp aynı sizin Selenium şey gibi o şekilde test ediyoruz. Mesela orada coverage'in %100 olduğunu biliyoruz mesela. Hiçbir zaman coverage şeyine bakmıyoruz ama yaptığımız test zaten o yazılımın hepsini kapsadığını biliyoruz. Bütün case'lerini kapsadığından büyük ihtimalle eminiz. %99 eminiz diyebilirim. Mesela bu çok işimize yarıyor ve o data kaynaklarından bir tanesi bozulduğu zaman mesela işte veriyi alamadığımızı gördüğümüz anında müdahale edip mesela işte implementasyonu değiştirebiliyoruz veya işte scrape ettiğimiz sayfa değiştiyse ona göre bir değişiklik yapabiliyoruz. Downsa işte o sayfa çalışmıyorsa ona göre bir aksiyon alıp müşterileri bilgilendirebiliyoruz falan. Genelde böyle şeyler yapıyoruz biz coverage noktasında. Bizde şey var mesela bu yani bir story diyelim ki yapılmasına karar verildi. Bir şekilde önceliklendi. Bu sprintlere girecek. Bir pipeline'dan geçiyor bu işte bu işte, require, yani şeylerin isterlerin toplanması, product owner'ların işte gerekli kişilerle konuşup bunu hazır hale getirmesi, ne yapılacağını anlaması. Ondan sonra da pre-grooming dediğimiz bir aşama var. Pre-grooming aşaması bu şey story bu yapılacak iş estimation'ı yani işte ne kadar süreceğinin ekiple birlikte tartışılması ve subtask'ların yaratılmasına gelmeye hazır demek. Pre-grooming sırasında o işi kim yapıyorsa yani o şeyin story'nin şampiyonu kimse öyle bir kavram var story champion diye. O mesela kim oluyor? Diyelim ki birisi o şeyin geliştirilmesi yapılacak işin sahibi oluyor, teknik sahibi oluyor. O kişi test conditionlarını yazıyor. Onu yazdıktan sonra yazılımcıya geldiği zaman o grooming sırasında şeye bakıyoruz. İşte ne kadar şey cover ettik senaryoyu o testlerle. Dolayısıyla yazılımcı işe başlamadan önce elinde her şeyiyle hazır, test kezleriyle hazır bir şey görüyor ve bu test kezlerin hepsinin cover edilmesini bekliyoruz. Zaten onu kopyalayıp yapıştırıp arkasında given when'denlerini dolduruyoruz. Çok Sonra güzelmiş da ya. bütün testler çalıştığı zaman feature tamamlanmış oluyor. Story'yi Evet. bitiriyorsunuz. Ama yine de kaçabiliyor yani sonuçta. Onu da hep beraber yaptığımız için bazen bazı kezleri kaçırabiliyoruz ama ihtimal biraz daha düşüyor tabii. Peki bu noktada şeyi anlamaya çalışıyorum Mert ya. Sizin zamanınızın yüzde kaçı kod yazarak geçiyor? Yani o güzel soru Uğur. Yani her gün en azından bir 2 saat grooming'e gidiyor aşağı yukarı. Ama herkesin gitmiyor mesela. 3 kişi toplandığı zaman başlıyoruz o analize. Anladım. Duruma göre de değişiyor tabii. Evet. Ama bir yazılımcı için bayağı ideal işler yapıyorsunuz. Yani biri benim önüme test senaryolarını falan koyacak olsa, teste kafa yormayacak olsam falan çok temiz olurdu yani. Ya da sadece test senaryolarını yazan kişi de olsam çok temiz olurdu benim için. Ama işte herkes yazıyor aslında onu. Yani birisi kalkıp da hazırlayıp bunları bize vermiyor. Biz bunu ekip olarak karar verdik. Böyle gitmeye karar verdik. Böyle gidiyoruz.
Tabii, anladım ama çok temiz yaklaşılmış yani. Ekiple beraber o testleri yazmak mesela veya senaryoları. Evet, bayağı faydasını görüyoruz. Ya böyle bir rol yok anladığım kadarıyla. Yazılımcılar yapıyor bunu da tabii ki Tabii ama. tabii. Ama şey de oluyor bazı durumlarda. Mesela bu test kezlerini kaçırıyoruz. Kaçırdıktan sonra bazen bunlar production'da da karşımıza çıkıyor, bazı hatalar. Geçtiğimiz haftalarda öyle bir şeyle karşılaştık mesela. Bunun için işte yine mecburen production'da müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Yani onu Müdahale yapacak bir şey derken. yok. Abi testing olayında en fena şey ne başınıza gelen? Yani benim başıma gelen genelde en kötü şey şu oluyor. Lokalde çalışan testin production'da fail olması. O Ya da zaten kurulur. yazdığım işin fail olması test geçerken. Browser abi. Yani her ne kadar her şeyi cover etsen de mesela Internet Explorer 9'da bizim web sayfasında bir hata bugün keşfettik. Ciddi misin ya? 9'da bile hata çıkıyor mu artık ya? 9, Çıktı ya. 9. Yani şeyde Angular 2'de geliştirme yapmıştık. Bir şekilde bir sebepten dolayı IE 9'da çalışmıyormuş o kısım. Yani çok önemli bir parçası olmadığı için sitenin çok öncelikli olmadı ama yani daha inceleme fırsatı bulamadık ama sonuçta çıkabiliyor. Benimki tamamen backend bu arada. Yani ben full backend, hiç tarayıcı görmüyorum ya. Kendi yaptığım şeyleri tarayıcıda hiç görmüyor olabilirim sanırım. Bugün bütün gün CSS'le uğraştım. Öyle diyeyim. Kolay kolay gelsin. Bu arada bize geçen şirketten birisi CSS testing için burada da konuşmuş olabilir. Şimdi emin olamadım. Yok, onu sen söylemiştin. Bak, burayı keselim ya. Kesmeyelim canım. Niye keselim? Tamam. Ay, sonra bizde de mi konuşuldu? Hatırlayamadım. Neyse. Evet, testlerin içinde o da var. Resimleri kıyaslayıp. Evet, o çok güzel ya. Benim en Abi o çok çok hoşuma güzel, giden o. evet. Onunla ilgili paylaşmış mıydım ben sizinle? Bir Link isim yok yapmıştı galiba. o. Evet, BBC News yapıyormuş onu. BBC Adamlar neyle uğraşıyor? Evet, yani muhteşem bir proje. Ve open source bu arada. Ya eskiden şey vardı, hala var mı bilmiyorum ama böyle domaini veriyorsun web sitesine ve işte 50 tane browser'la senin işte web sitenin screenshot'ını alıp sana gösteriyordu mesela. Aa, çok iyiymiş ya. Bu Kesin onun var. bir tık ötesi Var anladığım galiba. kadarıyla. Evet. Doğru abi. Bunun bir tık ötesi. Kıyaslıyordu çünkü bu. Çok çok iyiymiş. Peki şeyi nasıl biliyor? Yani ya fark var yani tarayıcılar arasında farklı görünecek, illaki görünecek. Hani Hangisi doğru? nasıl karşılaştırıyor veya base aldığı şey ne acaba? Ya sanırım şeyi kullanıyor. Selenium'un driverlarını kullanıyor. Selenium'dan bahsedelim istiyorsanız biraz. Ya ben çok Evet, az popüler kullandım. konulardan biri. Mert sen düzenli kullanıyorsun anladığım kadarıyla. Evet, biz bayağı kullanıyoruz. Biz bundan önce de aslında kullanmıştık. İki tane şey var galiba, değil mi Selenium? Bir .NET'te var, bir de Java'da var. Onlar provider galiba ya. Kendisi bir tane değil mi? Platformlar üstü. Ha, öyle mi? Yani Evet. çünkü şeyi hatırlıyorum ben. Önceden çalıştığımız bir yerde Evet. .NET'te yazıyorlardı. Şimdi biz mesela burada Java'da yazıyoruz onu. Başka platformlarda da var ama. Geçen bir Python'da kutla yazıldığını da konferans. duydum. Evet. Ama mesela Linux'ta yani PHP için kullanmak için şey yapmıştık biz. Yani o daemon'a bağlanan bir client var ve cayır cayır bağlanıyor yani. Geziyor, ediyor. Hatta tarayıcı açmadan da yapabiliyor mesela pek çok şeyi. Hiç göstermeden tamamen yaptığın veya kodladığın her şeyi taklit ediyor. Ondan sonra mesela ben scraping için kullanmıştım Selenium'u. Test için değil. Çünkü bazı tarayıcılar ya bazı web siteleri gerçekten programlayarak scrape etmek çok zor olabiliyor. Özellikle .NET web sayfaları. O Eski ASP.NET web sayfaları da. yani o view state hadisesi var ya meşhur. Ha. Evet, Evet. webforms diyoruz artık ona, vur. Ne diyorsunuz? Şey, ASP.NET Webforms diye geçiyor. Yani neyse onu yazana çok küfür ettim ben. Bol bol sayfa scrape eden bir insan olarak. Ama sonra Selenium to the rescue. Selenium baya böyle tarayıcıyla gezer gibi çıtır çıtır her şeyi toplayabiliyor mesela. Yani hem topluyorsun hem de adamlara küfür ediyorsun. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ekmek Biz artık şey kullanıyoruz. Yeni yazdığımız bütün testlerde Protractor Protractor nedir? kullanıyoruz. Protractor'da bu aslında şeyde çok fazla. Angular ekibinin yazdığı bir şey bu. Geliştirdiği bir test aracı. End-to-end testleri yapmak için
Yani sen web sayfanı bir driver kullanarak aslında Selenium'a çok benziyor. Tek farkı JavaScript'te, Node.js üzerinde çalışıyor. Daha mı hızlı veya daha mı başarılı? Çok hızlı. Gerçekten çok hızlı. Böylece mesela özellikle Angular'da uygulama geliştiriyorsan baştan sona işte unit testlerini, end-to-end testlerini, her şeyin tek bir platformda, tek bir proje içinde yapabiliyorsun. Her şey Node'da çalışmış oluyor. Çok güzelmiş. Abi peki okey, bir uygulamaya sıfırdan başlarken testini yazabiliyorsun. Çünkü işte kodu da düzgün bölüyorsun. Ne bileyim, single responsibility'ye önem veriyorsun falan. Peki legacy kod gelince ne yapıyorsunuz siz? Ya bunu bir şekilde parçalaman lazım, testler yazman lazım. Ama inanılmaz bir dependency'ler var. Yok abi. Dışarı çıkıp bir sigara içiyorum abi ben genelde. Abi onun için ya da yazmıyorsun ve devam ediyorsun. Isolation framework'ları yazmışlar sırf bu iş için. Yani HTTP current işte filan isolate ediyor. Datetime now filan isolate ediyor böyle. Yani mock değil de tamamen framework'ın içindeki şeyleri value'larını değiştirmeye sağlıyordu ama gene de legacy koda test yazılır mı emin değilim yani. Ya ben şeye dua ediyorum abi. O legacy kod için en azından 1-2 tane unit test yazılmış olsun. Ben devamını getireyim yani %1 coverage olsun. En azından bir şey yazılmış olsun ve o hani kickstart verilmiş olsun. O zaman çok daha kolay oluyor ama hiç yoksa, atıyorum data provider yoksa, işte fixture yoksa, mocklama yoksa çok zor. Çok ve sıkıntılı bir iş bence. Bir yazılımcının en sevmediği işlerden biri olabilir. İşte abi orada zaten galiba yönetimin bir karar vermesi gerekiyor. Yani bu işte mühendislik işinin başındaki kişi kimse onun şey demesi lazım orada. Masaya yumruğunu vurup arkadaşlar bu modern teknolojilerle biz bunu artık test edemiyoruz. Modern tıbbın geldiğini çözemiyoruz deyip. Siz bunu baştan yazalım. Ya evet baştan yazalım ya da işte şöyle yapalım böyle yapalım gibi çözümlere gitmesi lazım. Bence şu anda artık hani test edilmemiş bir kodun kesinlikle herhangi bir şekilde bir production'a çıkmaması gerekiyor. Legacy de olsa. Bu arada bence güzel de bir refactoring yöntemi değil mi? Hani kodunu ilk test edebilir hale getirmeye çalışıyorsun. Yani legacy bir kodu test edilebilir hale getirmeye çalışmak işine girin diyelim ki. Aslında refactor ederken test edebilir kod yaz ve testlerini de yaz. Bu şekilde ilerlemek çok doğru olabilir. Tabii bence öyle zaten yani. Bir başlangıç olabilir. Ben şey okumuştum bir kitapta sanırım ya da bir konferansta dinledim tam hatırlamıyorum. Şey diyor kullandığınız source code provider'dan şey alın işte en çok değişen sınıfları alın. Onların listesini alın. En çok commit hangi sınıfa gerçekleşiyor. Hı hı. Sonra bu en çok değişen şeyleri ilk başta refaktör etmeye başlayın diyor mesela böyle legacy'de. Yani biraz konudan çıktım ama öyle bir yöntem de var. Öyle öneriliyor yani. Yani ben şey zorlu işi ilk başta yap diyor kısaca. Evet ilk başta oradan topa gir diyor. Peki test frameworkleriyle veya testing environment'ınızla ilgili çektiğiniz en büyük sıkıntı ne? Yani veya test yazmanın zor yanları, sevmediğiniz yanları, sizi körelttiğini düşündüğünüz şeyler falan var mı? Deniz var mı? Bana geldi çünkü yazdığı yani. İçin. Yok bazen. Yo yani yazdığımda da bazen ulan acaba çok mu gereksiz test yazıyorum dediğim kısımlar oldu. Aslında zaten bu bizim tırnak içerisinde önemsiz dediğimiz yerlere test yazma ama alışkanlığını edindiğimiz dönemde o döneme denk geliyor. Ulan metoda girdi mi? Bunu map etti mi? Tamam da yani. Öf yazdık da ne oldu gibi düşünüyorsun. Sanki geleceğe yatırılmış gibi geliyor birazcık bana oraya yazılan test. Zor yanları dedik ya. Zor yanlarından birisi de biraz şey ya hani yazılımcı olarak değil de biraz şirketin kültürüyle alakalı olabiliyor. Mesela yani hiç kimse öyle bir şeye alışık olmadığı için test yazmaya. Test yazmak için de sana ekstra zaman verilmeyebiliyor çoğu zaman. O zaman da sen kendi zamandan işte ben test yazacağım dediğin zaman da işte bu arkadaş işte, ne oldu senin kod neden gibi baskılarla karşılaşabiliyorsun. Evet abi maalesef. Yani hele sanırım hiç test yazılmamış bir şirkete gidip test yazma alışkanlığını geliştirmeye çalışmak çok zor. Evet. Ya abi ama zaten özür dilerim Fırat. Sen yok, yani bu programı yapma sebeplerimizden biri de o aslında. Hani Türkiye'de bu tarz şeylerin önemi pek bilinmiyor. Ya sene 2016 abi. Abi unit testing ile ilgili geçen şöyle radikal bir makale okudum. Unit test yazmayın diyor adam.
Wow. Onu da şöyle açıklıyor. Birazcık sert geldi ama. Yani kabaca meali şöyle. Unit testlerin icat olduğu zamanlarda işte database ayağı indirip kaldırmak çok zordu. Belli şeyleri daha zor yapıyorduk. Performans gibi problemlerimiz vardı ama şimdi direkt unit test yapmayın. Dummy database'inizi ayağa kaldırın. Datalarınızı initialize edin. Uygulama gerçekten o datalarla gerçek bir senaryoda çalışıyor mu onu test edin. İndirin database'i. Çalışıyorsa zaten her şeyi test etmiş oluyorsunuz gibi bir yaklaşım var. Abi bunu bence çok, ya bunu da yapman gerekiyor ama tek başına bu bence her şey, yani çok zor böyle bir şey yapmak. Düşün ki kaç tane senaryon var. Her senaryo için data seti hazırlayıp tekrar tekrar bunları upload edip işte ya da neyse artık database'i kaldırıp tekrar tekrar test koşman lazım. Yani çok uzun sürer bu test. Ya bence. Bana bir açıdan mantıklı da geldi ama bu sefer gerçekten davranışı test ediyorsun. Şimdi unit testte de bazen gözden kaçırabildiğin şeyler olabiliyor veya her şeyi de unit testte yapamıyorsun. Gerçi onu integration test konusunda hani belki kapsamlı bir şekilde ele almak lazım da bana bir anlamda da mantıklı geldi. Ama adamın tabii kastettiği şey orada. Hani böyle monolit bir application'dan daha çok en azından belli modüllere bölünmüş, servislere bölünmüş bir uygulamadan bahsediyor. Adamın bahsettiği. Anladım. Süre biraz gerçekten şey olabilir ya. Uzun sürebilir yani Mert'in dediği gibi. Zaman da önemli herhalde testin ne kadar sürede çalıştığı. Tabii çünkü kodunu etkisini ne kadar hızlı görürsen aslında gönderdikten sonra, commit ettikten sonra o kadar hızlı fix edersin. Eğer o kadar uzun sürüyorsa bu sefer sende şey yaratmaya başlar. Yani odanın ortasındaki file dönüşür oda. Ama ben şey diyeceğim Barış, mesela sen dedin ya test kültürü yoksa eğer firmada işte kodunu yazıyorsun ondan sonra kendi zamanında test etmen gerekiyormuş gibi. Mesela orada şey düşünebilir misiniz? Yani bilmiyorum, aslında herkese tartışmak istiyorum. Sizce nasıl bakılır böyle bir şeye? Ki bence hani böyle olması gerekiyor. Yani bir iş geldiği zaman o işin aslında süresini verirken onun içine test yazmayı da zaten eklemen gerekiyor. Yani bir işin bitti demek. Aslında o işi ben yazdım. Fonksiyonelite çalışıyor. İstenilen her şeyi karşılıyorum. Artı bunun da gerekli testlerini de yaptım demek. Evet aslında. Tabii böyle olmalı zaten yani. Ama işte bu çok öyle bir şey olmayabiliyor bazen ya. Yani aynen. Süreyi de bazen verirken işte karışabiliyor yani. Abi i̇şte. Kim karışıyor peki? Oradan gitsek. Direkt isim vermeyeceğim. At, isim ver yani gidelim. Kapısına dayanacak mısın? Gidip konuşalım abi, yapma lütfen diyelim. Bak yanlışlardasın. Ekip olarak komple herkesin bu yaklaşımda olması lazım diye düşünüyorum ki. Şimdi sen işte bir şeye efor verdiğin zaman, işte 3 saat dediğin zaman. Evet. Şimdi testleri de işte kattığın zaman olacak işte 5 saat 6 saat atıyorum. İşte buna diğer arkadaşların da hani aynı kafada olup o şekilde yani yaklaşması gerekiyor ki işte sen 3 saat dediğin zaman sana böyle şey gözüne bakmasınlar. Şimdi neden 3 saat falan diye. Anladım. Orada da mecburen açıklama yapman gerekir diye düşünüyorum. İşte ben testlerimi yazacağım vesaire. İşte o durumda da birisi çıkıp ne testi ya falan. Ne testi ya. Olabilir yani böyle şeyler. Ya bu söylediklerim mesela gerçekten başıma geldi daha önce. Test mi yazıyorsun? Ne testi? Test ne ki? Noktasına geldiğimiz noktalar oldu mesela daha önce. Hani bazen gerçekten tembellik edip yazmadığım da oldu. Yazdığım da oldu. Hani çünkü ihtiyaç hissettim. Ama şey noktası gerçekten bence önemli. Yani o zaman tahminini verirken yapacağın görevi bir hani fonksiyoniteyi eklemek artı testi eklemek ve bu 1, 2, 3, 5, 10, 100 artık ne kadar sürüyorsa o ürünün sahibinin o ürünün veya o özelliğin çıkması şeyinde, dengesinde, döngüsünde testin var olması, testlerin yazılmasının var olduğunu bilmesi gerekiyor. Yani öğrenmesi gerekiyor. Belki biraz da eğitmek bizim elimizde yani bu insanları da. Hani anlatmak gerekiyor. Test abi, uzay gemisi yapmışsın, test etmeden nasıl yollayacaksın uzaya? Mümkün değil yani. O yüzden illaki test yapılacak.
yazılım kültürü oluştururken, bu arada pardon birinin büyük ihtimal lafını kestim ama, yazılım kültürü oluştururken bir de testin sorumluluğu sanki yazılım ekiplerinin değilmiş de bambaşka insanların sorumluluğuymuş gibi davranılıyor bazı şirketlerde. Hangi testin sorusu değil mi burada sorulacak soru? Ha? Hangi testin sorumlusu kim? Evet, yani, evet. O zaman oradan devam edelim. Mesela Barış. Yani benim aklımda şöyle bir şey var. Soru var aslında. Yani test ekibi diye bir şey olmalı mı şirketlerde, yoksa bunu developerlar mı üstlenmeli? Abi yani bu... Ya da yani unit testi de başka ekip yazabilir mi? Yani developer'dan başka birisi unit testi yazabilir mi? Bir de ben ek yapayım. Hani test mühendisliği diye bir kavram var ve her geçen gün daha çok görüyoruz bunu ilanlarda ve title'larda insanların. Hani ne aşamadan sonra bir yazılım ekibinin bir test mühendisine ihtiyacı oluyor ve test mühendisi ne yapmalı sizce? Manuel testing. Manuel. Ben hiç görmedim abi, bilmiyorum. Test mühendisi görmedim. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Böyle büyük 50-60 kişilik ekiplerde artık bir test ekibi falan oluyor ve bu adamlar deli gibi test yapıyorlar. Monkey test falan yapıyorlar. Bizim ekipte var mesela öyle. Yani işte 3 tane tester var. Ama ya şey falan kullanmıyorlar mesela. Dediğim gibi manuel test yapıyorlar şu anda. Gerçi daha projenin başlarında sayılırız da. Hani ileride bunu bir otomatize edecek, bir yapıya geçecekler mi? Tam bir fikrim yok ama şu anda böyle manuel ilerleniyor. Doğrusu nedir bilmiyorum. Yani. Mesela bizde şu anda 2 tane testçi var. Bunlar da şey yazıyorlar aslında, bizim bilmediğimiz farklı bir, yani bizim hiç görmediğimiz, bizden tamamen bağımsız olarak farklı bir framework'te test yazıyorlar ama aynı zamanda şey de yapıyorlar, manuel olarak sayfada fonksiyon, yani bir story bittikten sonra, belli bir statüse geldikten sonra kontrol ediyorlar sadece. Yani bir şey gibi, sonradan hani yazılımcı işini bitirdikten sonra bir yüzlükten geçiyorlar. Onlar mesela şeyle tamamen cover edebiliyoruz onları. Yani yapacak, normalde yapacakları testlerin hepsini biz zaten Selenium'la yazıyoruz ya da Protractor'la yazıyoruz. Onlar sadece hani böyle çok şeyler geliyorlar, böyle çok ince noktalarda bir şeyler buluyorlar. Zaten öyle olmalı. Yani hiçbir test case'ine ya da herhangi bir yazılı herhangi bir şeye bakmıyorlar. Sayfayı sanki son kullanıcıymış gibi geziyorlar. O gerekli değil mi Mert? Yani Selenium testi manuel testin yerine alır diye bir şey söyleyemeyiz o zaman bir anlamda. Birilerinin de gerçekten bunun son kullanıcı gibi test etmesi gerekiyor. Abi yükünü azaltır. Yani eğer 10 tane testçiyi 1'e düşürebiliyorsan ya da işte 20 tane testçiyi 1'e 2'ye düşürebiliyorsan bence bunu yapar. Oradan fayda sağlar. Ama yani bence şu anda bir ekipte 5'ten fazla, 6'dan fazla testçi olması biraz israf gibi geliyor. Abi herhangi bir feature geliştirdikten sonra canlıda bir kere test edilmesine okeyim ama daha sonra tüm manuel testlerin tekrar koşulması falan, bunlar ya emeğin çok yanlış kullanımı gibi geliyor bana. Evet. Hepsini otomatize edebilirsin. Mühendislik değil gibi geliyor bana da böyle. Evet, böyle bu yöntemle evet. İlerlenmesi çok mühendislik pratiği değilmiş gibi geliyor. Ya o insanlarla çok daha iyi bir şey yapabilirsin ama boş boşuna bir şeylere tıklatıyorsun o insanları. Kesinlikle öyle ve uğraşıyorlar yani. Onlar için de çok zor bir iş abi. Yani evet abi. Aynı şeylere tıklıyorsun sürekli. Abi testçi olduğunu düşünsene. Her gün aynı şeyi yapıyorsun. Ya çok benzer. Yeni senaryo ekliyorsun. Onu da evet. Test ediyorsun. Abi otomatik. Yüküne başka bir şey ekliyorsun. Şunu düşünürsün yani. Bunu nasıl otomatize edebilirim ki ben bir her gün yapmayayım bunu falan dersin yani. Evet aynen öyle. Ama işte sorun da şu abi. Maalesef Türkiye'deki işte bu sanırım biraz yöneticilerin ve işte bu, ben bunu hep kurumsal firmalarda gördüm. Yöneticilerin yaklaşımı, bu gelenekçi yaklaşımlarından dolayı orası için tercih ettikleri birçoğunun zaten yazılım kökenli olmaması da bir problem bence. Yani şimdi tabii şey yapmak istemiyorum, kimseyi gücendirmek istemiyorum ama hani bana kalırsa testçinin birazcık daha böyle yazılıma da yaklaşması gerekiyor bir şekilde. Ya en azından tabii genel kültür. Tabii yani eksiklerini bulup sistemin hatalarının hani şeyi tahmin edebilmesi lazım bence test yapan kişinin. Ya bak bunlar bu geliştirmeyi yapmış. Kesin bu geliştirmeyle bir problem yaşayacaklar. Ben şuradan zorlayayım demesi lazım. Yani böyle kitabın dışına çıkması çok gerekiyor bence. Doğru. Peki abi bir testte bence konuşmamız bir konu daha var. Bu da sızma testleri.
Barış da hatırlar, Fırat da beraber çalıştığımız projede yaptırmışlardı falan. Mesela bunun yararlı olduğunu düşünüyor musunuz? Sızma testlerinin, evet, güvenlik abi. Testlerinin hani şey olarak falan. Bana şey gibi de gelmiyor. Genelde çıkan rezultatlar şey gibi geliyor bana. Öf, bu kadar da şey değilmiş yani, bu mu bulduğunuz güvenlik açılmış gibi geliyor. Bazen hani sağlam şeyler geliyor da çok da inanmıyor gibiyim. Bir yandan inanıyorum da bir yandan da inanmıyorum. Abi ben açıkçası inanıyorum. Ama öte yandan o testlerde açığımızın çıkmasının sebeplerinden bir tanesi de herhangi bir standardımızın olmaması. İşte biz kendi yazdığımız kodu iyi test etmiş olsaydık o zamandaki projede o kadar çok açık çıkmazdı. Yani bunu başka bir başlık altında da konuşuruz, security altında konuşuruz da bence gerekli. Ya mesela bundan önce çalıştığım bir firmada şirkete bir adam geldi. Böyle boğazlı kazayla adam, normalde zaten teknesi falan varmış. Dedi ben sizin sitenin 3 tane güvenlik açığını buldum dedi. Bir tanesini bedavaya söyledi. Ondan sonra inandık adama. Sonra hakikaten böyle bir şeyler bulmuş ki mesela. Ama gerçi mesela bazıları kazmalık. Mesela client şeyler, belli ID'ler client side'a taşınıyormuş. Ve bu adam oradaki ID'leri değiştirerek başkasının adresini değiştirme, başkasının adına sipariş verme gibi işleri yapıyormuş. Böyle şeyler ortaya çıktı yani. Çok. Abi orada bence yine birçok şeyi otomatize edebilirsin aslında. Yani günlük test matrisinin içine alıp belli şeyleri, sızma denemelerini yapabilirsin. Onları da otomatize edebilirsin bence bir noktaya kadar, ama orada birazcık daha sanki böyle özel dokunuşlar gerekiyor gibi geliyor bana. Çünkü aslında hacker dediğin şey sisteme girenden ziyade aslında sistemi anlayıp onun açığını bulmaya çalışan adam gibi bir şey. Yani hacker hep böyle sistemin içine giren adam gibi düşünüyoruz ama yani sen çalışan bir kodu da hackleyip başka bir şey yaptırtabilirsin. Doğru söylüyorsun. Eyvallah. Vallahi haklısın. O zaman tamam ya. Başka konuşmak istediğiniz bir şey var mı bu konuyla alakalı? Aklınıza geliyor mu bir şey? Ben teste doydum kendi adıma. Yani yazmış yani, kadar oldum ben. Ben de yarın şirkete gidip test edeceğim. Peki o zaman mesela şu şeyi konuşalım mı, şu durumu? Mesela diyelim ki ben test yapılması gerektiğine gerçekten gönülden inanmış bir yazılımcıyım. Hiç bunu yapmak için fırsatım da olmadı. Ama yöneticime gidip bunun yapılması gerektiğini söylemem gerekiyor mesela. Nasıl bir yol izlemeliyim? Yani firmamda mesela hiç test yapılmıyorsa eğer nasıl ikna edebilirim yöneticimi? Ne gidip yani bu mesela ben programı dinledim, ikna oldum ya da zaten iknaydım da bunu programı dinleyince iyice gaza gelen birisiyim. Şu anda yanıyorum. Gidip yöneticimle ne konuşabilirim yarın? Abi çok kolay ya. Bir kere bug'ları biliyorsun. Test etmediğin için ortaya çıkan bir tane bug'ı yöneticiye göster. Aa, bunu test etmediğimiz için bütün bunlar oluyor diye gösterebilirsin. Çok basit aslında. Vallahi hakikaten çok yarat. Rahat yaparsın. Bunu test etseydik bu bug çıkmazdı de. Herkesin aklına aynı şey gelmiş sanırım. Peki tamam, o zaman ben yönetici olayım o zaman. Zorlaştı, ikna edin. Turing testi. Tamam o zaman, doğru düzgün test etseydin niye bunun için unit test yazmaya ihtiyacın var ki? Testçilere söyle, testçiler düzgün test etseydi. Çirkin yönetici. Öf, canımı sıktın ben şu an. Kodunu düzgün yazsaydın. Düzgün yazaydın, evet. Zamanı test... sana sormadık mı arkadaşım? Sana kaç gün dedik? 3 gün dedik. Sen, daha doğrusu sana sorduk. Ne kadar da biter dedik. Sen 3 gün dedin. 3 günde de teslim ettin. Testçi var mı şirkette? Var diyelim ki. O zaman onların suçu. Davayı sattı vur. Böyle çakallık yok. Çok. Ama testçi yoksa o zaman test olmamasının hatası. Test olması gerekiyor yani. Ha mesela şeyden bahsedemez misin orada? Mesela evet, testçiler de bunu bulabilirdi ama testçiler bunu neden bulamadı? Mesela o taraftan yürüyebilirsin. Oraya mesela, soruyla. Evet yani evet, testçiler bunu neden bulamadı sence? Çünkü benim düşüncem adamlar bütün gün aynı şeylere bakmaktan artık kör oldular. Ve aynı problemleri gördüklerinde farkında olmadan unutuyorlar. Yani burada sürekli bizim bu işi tekrar edecek hazır bir şeylere ihtiyacımız var. İnsan faktörünü ortadan kaldırmak gerekiyor bir noktada. Evet yani. Mesela işte Hasan kız arkadaşından ayrılmış. Morali çok bozuk.
İşte ne bileyim, amcası hastaymış. Keyfi yerinde değil. O yüzden şey yapamamış. Her gelen testi yapamamış. Kabul etmiş. Her şeyi kabul etmiş. Kafası aklı başına değilmiş. Ya da aşık olmuş. Sarhoş gelmiş abi işe belki. O zaman çok kötü. Hasan test yazsa da zaten düzgün yazamazmış galiba. İşte Hasan değil, senin yazman lazım. Ha, tamam. Sonra da ekibinden birisinin onaylaması lazım. Evet ya, bence bu test bütün bu şeyin ihtiyacını cover ediyor. Jace'leri cover ediyor demesi lazım. Ya hepimiz aşıksak nasıl olacak? O zaman zaten kırlara gidip koşarız. Orada ihtimalleri azaltıyorsun ya işte. Ne kadar çok insan, ne kadar çok göz bakarsa hata ihtimalini o kadar azaltıyorsun. Bir noktada code review da yapmış oluyorsun aslında testlere bakarken. Tabii ki. Bir de bilgiyi dağıtıyorsun. Yani düşün, sen bir işle uğraşmışsın bir hafta. Senden başka kimse uğraşmamış bu işle. Tabii. Sen onu birisine gösterdiğin zaman code review yapması için, aslında farkında olmadan da o kişiye o feature'ı anlatmış oluyorsun. Tabii çok doğru. Bunların hepsi ikinci fayda. Yönetici neyle ilgilenecek? Kısa vadeli bir hedefle ilgileniyor olacak ama sen ona şimdi sahip olamayacağı bir faydadan bahsediyorsun. O da boş versen ya, test yaparız diyor olacak sana. O yüzden yöneticin bir şekilde istemiyorsa bunu kabul etmez. Evet abi, ben de kendimi Mert yönetici rolüne büründükten sonra çok çaresiz hissettim. Yani argümanla gidemedim. Ama bu çok iyi bir argüman değil mi abi? Mesela düşün, kaç kişi çalıştırıyorsun test için? 5 kişi çalıştırıyorsun. Bu 5 kişiyi, hani belki sen bu 5 kişi kadar zaman harcamadan testlerini bitirdiğinde 5 kişilik şey çıkıyor, boş çıkıyor ve bu insanlar bu ürünün kalitesi için daha farklı şeyler yapabiliyorlar. Abi o 5 kişi kovulur, çıkışta da seni döver. Evet abi. Abi yani, kadar umutsuz mu? Üzgünüm bunu söylediğim için ama Türkiye'de demeyeyim ama genel yaklaşım hani böyledir. Abi bu adamlar boşa çıktı ya, yollayalım gitsin, ne gerek var artık. Bak testleri bizim yazılımcı otomatik hale getirdi, süper. Mert evet, ismi de Mert. İnsanların ekmeğiyle oynama Mert. Evet abi, hakikaten ama üzücü ya. Gerçekten çok üzücü böyle bakılması olaya. İşte bu şey tartıştık ya geçen hafta. Kafa muhabbeti hani. Kaynak muhabbeti. Evet. Yani öyle bakan birisi varsa zaten, evet, ona gidip yöneticisiyle konuşman lazım belki de. Hani eskale etmen gerekiyor yöneticini. Evet abi, tabii. Patron şirketi değilse. Değil mi yani? Kesinlikle. Tabii, tabii, yöneticisine çıkman gerekiyor. Hı-hı. Çünkü böyle bir yaklaşımla hiçbir yere varamaz kimse. Maalesef Türkiye'de sanırım bu çok sık karşılaşılan bir durum. Çok sık. Bir de şey abi, hani her şey zaman. Hani tamam, pek çok şey zaman ama işte ne kadar hızlı bitirirsin? Ne kadar çabuk biter? Yarın çıkar mı? Bu gece sabaha karşı yayında olur mu? Hani sanki böyle bütün şirketler o milyon dolar cirolar yapıyor da saniyelerin önemi var noktasında yaklaşıyor mesela. Halbuki hani 5 dakika geç çık, 10 dakika geç çık, 1 ay geç çık, sağlam çık, bir daha hiçbir şey olmasın yani. Evet abi, ben böyle ikna edebilirim. Sana öyle bir sistem kuracağım ki her deployment'ta kafan rahat olacak. Pingdom'dan mail almayacaksın asla diye. Ya benim kafam zaten rahat. 5 tane testçim var. Her şeyi test ediyorlar. Ama çıkıyor işte. Hata çıkıyor. Hata çıkıyor abi. Ya hata çıkar ya. Bak bu çok güzel cevap. Hata çıkar ya. O da şey diyebilir. Hatasız iş mi ya? Hatasız iş olmaz diye. 5 tane adam test ediyor, hata çıkıyor. Sen tek başına hatalarını söyleyeceksin. Oo, bayağı şey. Çok ama, abi bu şey ama ya, bayağı. Yani bunu diyen adam, bunu diyen patron böyle 1982'den beri bilgisayar açmamış olabilir. Yani o da bir gel, sana şurada bir anlatayım ben yazılım, bilgisayar falan. Diyebilirsin yani. Abi çok karamsar bir tablo çizdik. Zaten bu kadar da ikna etmekte zorlanıyor olmamamız lazım gibi geldi bana ya. Bravo. Doğru dedin. Ya bence öyle. Yönetici biraz okuma yapıyorsa zaten bir şekilde teste bir yerlere denk geliyor olacaktır ya. Ya da şöyle diyelim mi? Reklam kokan bir şey. Özür dilerim Barış. Yöneticilerinize bu linki gönderin. Bizi dinlesinler. Ama anonim gönderin. Evet evet. Evet yani mümkünse anonim gitsin o yani. noreply@şirket.com. Sözünü böldüm Fırat. Vaktimiz var mı? Var tabii. Senin için her zaman vaktimiz var Barış. Şeyden hiç bahsetmedik ya. Hani unit testin
Bir faydası da aslında bizi güzel kod yazmaya da zorluyor. Böyle kesinlikle bir faydası var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kafamı salladım. Az önce kafamı salladım. Görmediniz ama. Abi çünkü bir test yazmadığın zaman yani o kod çığırından çıkmaya müsait oluyor lan. Buna da test yazmayalım diye beklediğin zaman hani bizde olacak öyle olacak mı emin değilim de öyle olan kodlar da var yani böyle bir adam boyuna doğru yavaş yavaş gitmeye başlayan belli şeyler ulan şuraya da taşıyak testini yazsak diye rahatsızlık ediyor yani. Test yazmadığın zaman orası büyüyor. Ya bence şey olmalı yani testi okuduğun zaman aslında o feature'ın temel olarak ne yaptığını anlayabilmen gerekiyor. Daha çok detaya ihtiyacın varsa koduna gidip bakabilirsin ama testi şöyle bir okuduğum zaman bu test işte şu kaydı yaratıyor sonra işte şu işlemi yapıyor şu fonksiyonu çağırıyor modeldeki bunu yapıyor ve bitiriyor ve sonra da şu değer şuna dönüşmüş mü diye bakıyor. Dediğin zaman bu işte X feature'ının testi diye okuyabiliyor olman gerekiyor. Bunu okuduktan sonra koda gittiğin zaman zaten o kodun hani testable olması gerekiyor. Yani test edilebilir bir halde olması gerekiyor. Private metotların pek çoğu mesela işte veya private metotların içindeki local scope'taki değişkenler işte PHP unit adına konuşuyorum. Test zamanında değiştirilemiyor. Mantıklı gerekçesi de var ve bununla ilgili ne zaman bir şey arasan, öğrenmek istesen niye değiştirilmiyor falan ve çok fix bir cevap var. Şey diyor adamlar, çünkü bunun test edilmesi gerekmiyor diyor mesela. Yani bu local scope'da. Ve abi bu yaklaşım senin kodunu düzgün ve temiz yazmana sebep oluyor aslında. Peki mesela şimdi kodu temiz yazmak dediniz ya, ya özür dilerim konu açıyorum böyle ama geç de oldu. Mesela şeyi ne kadar destek veriyorsun? Mesela bu StyleCop gibi ya da belli böyle tool'lar var ya, linting yapıyorlar. Kodunu derlediğin zaman işte ya da testlerini koşmadan önce çalıştırıyorlar işte. Mesela bakıyorlar bir line'da en fazla 80 karakter olabilir diyor bir satırda. İşte ya da değişkeni tanımlamışsın ama kullanmamışsın falan gibi uyarılar veriyor. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela PHP'de bizde şu anda korkunç bir linting çalışıyor. JavaScript tarafında da öyle. Bazen şey yapıyorum böyle kafamı vuruyorum. Abi bizde yani sanırım git hook'umuz var. Git hook'undan önce çalışıyor. Commit pre-commit hook'umuz var. O böyle alıyor, eviriyor, çeviriyor işte. Kendi fix edebileceklerini ediyor. Edemediklerini sana raporluyor. İşte sonra istiyorsan commitleyeyim mi abi diyor. Commitle diyorsun ya da hani ben manuel bir düzelteyim ondan sonra bakarız falan diyorsun. Ama ben faydalı buluyorum açıkçası. Bir hayli standarda sokuyor işleri. Abi biz de kendi CI pipeline'ımıza SonarCube diye bir uygulamayı entegre etmeyi planlıyoruz. Yani bayağı feature seti geniş, işte application'ları yakaladığını söylüyor. Complexity analizi yaptığını, işte fazla komplekse seni uyardığını falan söylüyor. İşte rule'lar inject edebiliyorsun StyleCup'taki gibi. Sanırım biz de böyle bir şeye geçeceğiz. Yani şey mi bakıyor? Cyclomatic Complexity'ye mi bakıyor? Ona da bakıyor evet. Yani yaptığını iddia ediyor en azından. Süper. Bunları yapıyor. Standartları da enforce ediyor hani sana. Hı hı. Bunları yani kullan, bunları yap. Standartını belirleyebiliyor musun? Tabii. Her şey konfiguratif. Evet. Bir inceleyin isterseniz. Her dilde var mı bu yoksa .NET için mi sadece? Yok .NET için değil. Baya dilde var. Evet, adam ürün yapmış baya güzel. Bakmalarını tavsiye ederim dinleyicilerimde. Biz şeyde kullanıyoruz işte, bunların hepsi grant jobları, grant taskları içinde var mesela bizde. O her bir dilim kendi linti var. Neyse yani. Çok da şey yapmayayım şimdi. O tarafa girersek bayağı uzayacak. Merak ettim sadece. Yani, saat de geç oldu. Saat de evet. Artık seyircilerimize bir veda edelim. Bu arada şey şimdi bu hafta tabi bunu aslında belki en başta konuşsaydık iyiydi. Bu hafta bir de şey olacak. Konuğumuz olacak. İkinci program. Bayağı mesaideyiz yani bu hafta. Evet. İbrahim Gündüz'le konuşacağız. Docker özellikle konuşacağız. İşte takım liderliği nedir onun üzerine konuşacağız. Ondan sonra gelecek hafta Burak Selim Şenyurt var. Onunla da yazılım zanaatı üzerine konuşacağız. Sonraki haftada bir insan kaynakları uzmanıyla konuşup işte yurt dışında nasıl fırsatlar var, yurt dışında çalışmak nedir, yazılım yurt dışında nasıl farklı yapılıyor, ne gibi insani farklılıklar var onları tartışacağız.
Böyle ondan da bahsedeyim. Kapanış konuşmasını kim yapacak? Bence bu güzel bir kapanış konuşması oldu. Öyle mi diyorsun? O zaman gelecek programda görüşmek üzere. Bu arada programı isim bulamadık abi.